Herkese merhabalar. Yorulduk, acıktık. Ben de çabucak size bir uzun başı sorunlarını anlatmaya çalışacağım. Ee, bu anatomisiyle başlayıp tendinitlerden, instabilitelerden ve yırtıklardan bahsedeceğiz. Bir uzun başı biliyorsunuz supraglenoid tüberküle ve superior labruma tutunuyor ve 4 tip tutunması tanımlanmış. Bu posterior tutunma. Posteriorun bacağın iki, biceps tendonun ikiye ayrıldığı ve posterior bacağın anteriordan daha fazla oldu. Posterior anteriorun eşit olduğu ve anteriora tutunduğu şekilde bir sınıflandırma yapılmış. Eklem içerisinde de 30 derece bir açılanma yaptığını biliyoruz. Oluktan da eklemi terk ediyor. Oluk stabilitesini de e, transvers sağladığı düşünülmüş ama sonrasında bu transvers ligament çok katkı sağlamadığı aslında Biceps tendonunun, biceps uzun baş tendonunun etrafındaki pulle yapılarının, anterior ve posteriordaki pulle yapıların ve rotator kafın ayrıca ligamentlerin yani çevredeki yumuşak dokunun stabilitesini sağladığı bulunmuş. Tendon ölçüleri değişmekle beraber 5-7 mm kalınlığında ve 9-13 cm uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Eklem içinde bu kalınlık biraz daha fazla, eklem ee, dışında da inceliyor tendon eklem içinde geniş ve yaslı iken eklem dışında küçük ve yuvarlak olarak seyrediyor yapılan çalışmalarda e, ortalama 9.7 santimetre olduğu bulunmuş ve bunun 3.1 santimetresi eklem aralığında görülmüş yapılan kadavra çalışmalarında ise çekme testiyle burada gördüğünüz çekme testiyle 2 santimetresinin daha burada kadavra çalışması bu, eklem içerisine alınabileceği söylenmiş. Ama klinik çalışmalarda yaklaşık 3-5 cm arasında ekstra art artiküler tenlonun fleksiyon, abdüksiyon ve yani dirsek fleksiyonuyla e eklem içerisine alabileceğimiz tespit edilmiş. Burada bir diğer önemli bilgi ise superior ve anterosüperiyör kısmının kanlanmasının daha az olması. Bu kanlanmanın az olduğu yerlerde e yırtıkları daha fazla görüyoruz. Peki biyomekanik olarak faydası ne? Yani biceps uzun başının baş bastırıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Ee, ve baş, başın üstte yer değiştirmesi önlemede katkısı olduğunu biliyoruz. Omuzun sekonder abdükteri olduğunu söyleyenler var ama tinatomi sonrasında e, sıkışma olmadığını söyleyen çalışmalar da mevcut. Gerçek görevi yani çok fazla fikir olmasına rağmen tam anlamıyla izah edilebilmiş değil halen. Burada biseps uzun başının lezyonlarından biri olan tenosinoviti görüyoruz. Burada eklem içerisindeki tenosinovit dokusunu görüyoruz. Burada da çekme testi ile e, tendonun daha distalinde yer alan tenosinovit dokusunun e, eklem içinde çekilerek gösterildiği bir vaka örneği. Burada biceps tendonunu muayene ederken muhakkak eklem içine çekme testi yaparak e, tendonun görebildiğimiz kadar uzunluğunu tespit etmemiz gerekir. Burada da bir parsiyel yırtık örneği var. Parsiyel yırtıklar özellikle ağrılı olmalarından ötürü e, önemli problemler. Burada bir omuz protezi vakamızdan bir video ve biceps oluğu içerisinden eklem farelerinin çıktığını göreceğiz. Ayrıca yine hem eklem içinde e, görüntülenebilir, osteofitler de yine biseps oluğunun içerisinde yer alabilir. Bu biseps oluğunun içerisinde osteofitler olması da yine parsiyel yırtığa e, ve ağrıya neden olabilir. Peki burada klinik sonu, sorunlarımız nedir bizim? Anterior omuz ağrısı, biseps bildiğimiz gibi bir ağrı jeneratörü olarak biliniyor ve e, biseps tendiniti, biceps tendonun instabilitesi ve biceps tendonun yırtığı bizim klinik olarak en çok uğraştığımız patolojiler. Biceps tendiniti primer olarak çok az görünüyor. Yani %5 kadar olguda primer görülmüş ama sıkışma sendromlarına, rotator manşet hastalığına e, sekonder olarak da sık karşımıza çıkmakta. Basınç artışı ve makaslama kuvvetleri nedeniyle tekrarlayan traksiyon ve sürtünme nedeniyle bu glenohumeral rotasyona bağlı bu problemin oluştuğu düşünülmüş. Yine burada e, tenosinovit görüntüsü biraz önce gördüğümüz videoyu tenosinoviti görebiliyoruz. Çekme testinin sonucunda tespit edilen. Burada e, dejenerasyonuna bağlı bisepsin kalınlaştığını ve oluk çıkışının da daralmasıyla e, kum saati biseps görünüyor. Burada bisepsteki dejenerasyonu görüyoruz. Kalınlaştığını görüyoruz videomuzda ve oluktan girip çıkarken kalınlaşmış bisepsin zorlandığını ve bu kalınlaşmaya bağlı hem ağrının hem de yırtığın dejenerasyon arttığını biliyoruz. Burada da bisepste de yine dejenere bir yırtık görülüyor. Burada da kum saati biseps görünümü. Yani buradaki oluktaki çıkış çıkışının daralması nedeniyle e, bisepsin sıkıştığını ve yani, yak, yani bir tetik parmaktaki gibi tendonun e, sıkıştığını ve bir kum saati biseps görünümü oluşan bir hastadan örnek. Burada us, ya, ultrasonla Peki nasıl burada tanı koyuyoruz? E, ağrı bizim için çok önemli. Özellikle omuzun ön tarafında olan bir ağrının varlığı e, bizi tanı, tanıya yönlendirmesi için çok önemli. Oluğun üzerinde palpasyonla ağrının şiddetlenmesi ve yine e, ultrason eşli dinamik muayeneler burada kullanılabilir. Bunun için yine e, diğer bozukluklarda özellikle slap lezyonlarında pozitif olduğu söylenen testlerin e, biceps dejenerasyonunda ve biceps lezyonlarında pozitif olabileceği gösterilmiş. Tanısı zordur. Muayene ve klinik Ayrıca görüntüleme yöntemlerinin beraber değerlendirmesi neticesinde tanı koyulabilir. Ve altın standart tanı yöntemimiz artroskopidir. Eşlik eden patolojiler muhakkak değerlendirilmeli. Tendonun instabil olup olmadığı, eşlik eden rotator manşet hastalığı, sıkışma sendromu ve akromiyoklaviküler sorunları değerlendirmeliyiz. Tedavisi... Öncelikle konservatif tedaviyi tercih ediyoruz. Burada istirahat, aktivite modifikasyonu, immobilizasyon nadiren de olsa, lokal soğuk uygulama ve nonsteroid antiinflamatuarlar kullanılabilir. Enjeksiyonlar da yapılabilir. Bu enjeksiyonlar hem glenomeral ekleme hem sub ekleme, bisipital olay yapılabilir ama kesinlikle tendonun içine enjeksiyon yapmıyoruz. Ve sonrasında 1-2 hafta aktivite kısıtlaması tendonun iyileşme fırsatı vermek için önemli bir Iı, tedavi stratejisi. Semptomlar azaldığında da eklem hareket, hareketlerini tedirgin arttırarak egzersizle kuvvetlendirme egzersizlerine, güçlendirme egzersizlerine doğru gidiyoruz. Instabilite, burada pulley sisteminin bozulduğu durumlarda anterior veya posterior ya da her ikisinden e, biceps tendonunun e, oluğundan çıktığı e, olgulardan bahsediyoruz. Yani akromiyel arkta bir hasarda görüyoruz. Burada biceps sublükse veya disloke olabilir. E subscapularis yırtıkları burada önemli. Subscapularis yırtıklarının %3'ünde instabilite instabilite olmadığı ve sağlam olduğu e, görülmüş. Y-rotator manşet tasarımlarında da yüksek oranlarda bisepsin stabilitesi e, görmüşüz. Burada instabil bisepsi görüyoruz. Burada hareket olduğu için bir sepsimiz dejenere nerede olmuş durumda. Oluğun içinde durmuyor gördüğünüz gibi. Burada subskapularis yırtığını ve anterior pulle yırtığını gördük. İnstabiliteyi dört evri ayırıyoruz. Bunun tip 1'inde superior glenohumeral ligamentte bir yırtık varken tip 2'de e, supraspinatus yırtığının eşlik ettiğini görüyoruz. Tip 3'te subscapularis yırtığının eşlik ettiğini, tip 4'te ise hem subscapularis hem supraspinatus yırtığının superior glenohumeral yırtığı ile beraber görüldüğünü görüyoruz. Videomuzda yine burada subscapularis yırtığını görüyoruz ilk başta. Burada sup e, bu hastalarda instabilite hastalarında e, biseps tendonu eklem içerisinde hareket ettiği için hem bu silecek etkisine bağlı bisepsin kendisinde de jenerasyon hem de kondral hasarda yani medial bir kondromalazi de görebiliyoruz bu hastalarda. Ayrıca subkondral ödem de e, görülebilir. Burada MR bulgusu olarak. Biseps uzun başı açısı ve biseps uzunbaşı oluk mesafesi de e, instabiliteyi düşündüren MR boruları. Burada 6 mm ve 35 derecenin üzerinde olması bize e, bir instabilitesini düşündürüyor. Onun dışında tanımlanmış yani başka bulgular da var. Burada dislokasyonun, supluksasyonun MR'da görülmesi, Biceps tendonunun aksel kesitlerde e, humerus başının anterolateral dislik olduğunun görülmesi yani bunun varyasyon olduğunu söyleyen yazarlar da var. Patoloji olduğunu söyleyenler de veya tamamen oluğun içinde olmadığının görülmesi e, radyolojik bulgulardan bizi ilgilendirenler. Bizim yaptığımız bir çalışma burada biceps oluğunun kemik oluğunun özellikleriyle instabilitenin ilişkisini değerlendirdik ve burada subscapularisin ve yumuşak doku patolojilerinin instabilite ile ilişkisi daha fazla bulunurken kemiğin kemik yapının biceps instabilitesi ile ilişkisi olmadığını bulduk bu çalışmada. Burada adduksiyon ve iç rotasyonda biceps uzun başının Eğer bir subluxasyonu varsa bunun gerçekleştiğini ve e, humerus başı ile glenoid arasında biceps uzun başının sıkıştığını ve buna bağlı ağrı olduğunu biliyoruz ve hareketle e, bu ağrıların arttığını biliyoruz. Bu ağrılar hem deltoid insersiyosunda hem de yukarıda olabilir. Gece şiddetlenir ve pisuydu paralizi olabilir bu hastada. Yaşlı hastalarda enjeksiyon ilaç tedavileri kullanılırken genç hastalarda pulley tamirleri, tenedomi ve tenedroz denenmiş tedaviler arasında ama pulley tamirinin tenotominin genç hastalarda başarısı düşük olduğu için daha çok tenodes tedavi stratejisi olarak tercih ediliyor. Yırtığa gelecek olursak parsel ve total yırtık olarak ayrılıyor. Total yırtıklar genellikle masif rotatör manşet yırtıklarına eşlik ediyor. Parsiyel yırtıklarda özellikle 50 yaş üzeri hastalarda ve genelde artroskopi sırasında tanı alıyorlar. Bu sıkışma ve instabilite parsiyel yırtık etiyolojisinde önemli nedenler. Bu hastalarda ağrı ve hareket kısıtlılığı total rüptürden daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu total masif, total biceps uzun başı yırtığı ise masif rotator manşet yırtıklarına eşlik ediyor ve en sık olarak hipovasküler bölgeden yani 1 2 1.2 ve 3 cm arasında oluyor ya da muskulo tendinoz bileşkeden bunu görüyoruz. Anabolik steroid kullananlarda da tendon labrum bileşkesinden e, biceps uzun başının kopabileceği, total rüptür olabileceğini biliyoruz. Genelde güdük olmuyor. Çünkü bu tendon koptuğunda eklemin dışına doğru kasın çekmesiyle eklemin içinden çıkıyor ama bir sıkışma olduysa güdüğün debrije edilmesi faydalı olacaktır. Tendinopatiye sekonder yani burada tendinopatiye bağlı gelişen ağrı tot, rüptür, total yırtık geliştikten sonra ağrı azalmaktadır. Temel reis bulgusu da bu hastalarda gelişebilir rüptürden sonra. Tedavisi de Burada yine debritman yapılabilir. İşte bu dekompresyon yapılabilir. Transvers ligamentin dekompresyonu yapılabilir ya da tenodes bu hastalara uygulanabilir. Burada bir sorumuz gelecek. Sizin buradaki bakış açınız nedir? Karekodu kodu kullanarak cevaplayabilirsiniz. Bunu sonra sona doğru şey yaparız. Sonuçlarımızı görürüz. Cerrahi tedavisi yani ilk önce 3-6 ay konservatif tedavi denedikten sonra tedaviden beklenti ve hastanın tedaviye uyumunun değerlendirilmesinden sonra eşlik eden patolojiler de belirlenerek bir tedavi strateji belirliyoruz. Burada e, biseps tendonuna Debritman yapılabilir ama parsiyel yırtığa yapılan debritmanların e, sedanter hastalarda bir miktar faydası olduğunu e, söylense de genelde e, çok anlamlı sonuçlarımız yok. Yani dekompresyonda tenosinovial gevşetme, transvers ligamanın gevşetmesi yapılabilir ama bu işlem yapılacaksa da pulleylere muhakkak dikkat edilmeli. Çünkü eğer pulleylerde bir e, hasar neden olursak biceps instabilitesi gelişebilir. Burada tenotomi yapılan bir hastamızın videosunu göreceğiz. Burada özellikle yaş üzeri bireylerde %90 başarılı, kolay. Rehabilitasyon basit. Çünkü tenodezin veya işte salap tamirinin ayrıntılı ve zor rehabilitasyon aşamaları var. İmmobilizasyon gerektirmiyor. Temel resit deformitesi gelişebiliyor bu hastalarda. %3 ile %70 arası Fark edilmiş ama hastaların birçoğunun bu deformitelerin kendisinde olduğunu farkında olmadığını e, görüyoruz. 40 yaş altında ise kramplar önemli bozukluk. Güçsüzlükten de şikayet eden hastalarımız var. 60 yaş üstü hastalarda bunu neredeyse hiç görmüyoruz. Tenorizmde gerginlik ve uzunluk e, korunuyor. Genç sporcu Özellikle başüstü spor yapılan kişilerde tenodiz yapılmasını tercih ediyoruz. Ağır işçilerde ya da kozmetik kaygıları yani temel reis bulgusunu istemeyenlerde. Tenotomi ile klinik sonuçlarda çok bir fark yok. E, ve tenodiz sonrasında da %2-15 arasında yetmezlik gelişebiliyor. Tenodiz fiksasyon yeri ve şekli değişiyor. Artroskopik olarak oluk girişine yapılabilir. O, oluk çıkışından da tenon oluktan çıkarılarak yapılabilir. Gerginliği ayarlamak burada önemli. O yüzden de bizim Burkart'ın bizim burada tariflediği ve bizim burada uyguladığımız teknikte tenödoz yapılırken tenotomi yapılmadan önce gergin tendon gergin pozisyondayken ankor yerleştirilerek oluğun çıkışına dikişler atılarak daha sonra tendonun kalan kısmının eklemden çıkarılmasını evet. öneriyoruz. Teknik olarak yüksek tenödyrez teknikleri veya subpektörel teknikler var. Burada da yine başüstü spor yapanlarda subpektörel teknik kullanılabilir. Ama uygulama kolaylığı ve artroskopik olarak yapılabilmesi nedeniyle biz eklem içi teknikleri daha çok tavsiye ediyoruz. Burada peki subpektörel tenödyrez ile eklem içi tenödyrez arasında ne fark var? Burada Subpektoral tenodozda sinir hasarı riski daha fazla, kırık ve enfeksiyon gelişme riski daha fazlayken bu ağrı görülme sıklığı eklem içi yapılan tenodozlarda, olup çıkışında yapılan tenodozlarda daha fazla ve rezidü bir tenodoz sinovit gelişme hasarı var. Ayrıca bu hastalarda eğer gerginlik iyi ayarlanamazsa Popeye yani temel reis belirtisi de, belirtisi de olabilir. Yani Burkart bu tekniği tanımlayan Burkart yaptığı 605 hastanın sadece birinde e, persistan peyni yani devam eden ağrı olduğunu söylemiş. Ve kendi fellowlarından 10 cerrahın yap, yani 10 cerrahla yapılan 1000 hastalık seride ise yine sadece bir hastada rezidü ağrı kalırken 3 hastada da e, bir yeniden tendonda bir rüptür tespit edilmiş. Yani bu iyi bir tespit aslında ve oluk içinde hareketsiz bir tendon bu şekilde sağlanabilmekte. Sonuç olarak biceps uzun başı tendiniti, instabilitesi ve yırtığı önemli bir problem ve hastalarda yoğun ağrıyla karşımıza geliyor. Teşhisi zor. Klinik bulgular ve radyolojik görüntüler beraber değerlendirmek gerekiyor. Burada ağrı bu biceps omuzun ağrı jeneratörü ve hepimiz biliyoruz ve cerrahisinde de tenotomi ve tenorez en çok tavsiye edilen yöntemler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.